Hamilelikte hurma tüketimi. Anne adayları bu sıralarda hatta biraz moda bile oldu. Günde 3 tane hurma tüketin diye kanallarda izliyorlar veya okuyorlar. Ondan sonra bunun tabii ki bazı yerlerde de hurma yemeyin diyor. Çünkü erken doğuma ve düşüğe neden olur diyor. Böyle bir şey yok. Usulüne uygun tüketildikçe, yani böyle günde tabii ki 1 kilo hurmadan bahsetmiyoruz. Günde 3 tane, hadi bilemediniz 4 tane. Hadi bazı anne adayları diyorlar ki doğumu kolaylaştırsın diye ben son 2 haftada 6 tane günde yedim diyor. Ne yapıyor? Son 2-3 haftada tüketildiği zaman rahim ağzını daha kolay yumuşamasını sağladığı için doğumu kolaylaştırdığı söyleniyor. Ama bununla ilgili geniş çalışmalar henüz yok. Sadece bu bir intiba. Ama en azından şunu biliyoruz ki erken doğuma ve düşüğe neden olma olasılığı yok diyelim. Çünkü bununla ilgili herhangi bir şey yok. Yani her o zaman gıda maddesinden şüphelenin düşük yapabilir, şu yapabilir, bu yapabilir falan filan diye. Hurma ile ilgili böyle bir bilgi yok. Sadece deniyor ki sonuçta içinde fruktoz olduğu için, fruktoz da glukoza da dönüşebildiği için, şekere dönüşebildiği için gebelik şekeri olanlar fazla tüketmesin diyor. Veya hiç tüketmesin bence. Şekerli içecekleri zaten diyet listesi veriliyor çoğunlukla onlara. Onun dışında erken doğum riski olanlara tüketilmesin deniyor. Ama mesela düşük riskiyle ilgili herhangi bir uyarı yok. Ama unutmamak lazım ki bu benim burada söylediklerim sadece birer intiba. Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Özetle şöyle söyleyebiliriz. Hurma tüketmekte herhangi bir sakınca yok. Gebelik şekeri ve erken doğum riski olmadığı sürece.